Manavlar kimdir? Tarihçeleri nedir? Manavları daha önce duymayanlar yaşadıkları bölgeye geldiklerinde şaşırıyorlar. İlk diyalog ise genelde şöyle gelişiyor. Ne milletsin? Manav. Hayır yanlış anladın galiba. Mesleğini sormuyorum. Ne millet olduğunu soruyorum. Türk müsün? Kürt müsün? Laz mısın? Abaza mısın? Çerkez misin? Hayır manavım. Yedi kez düşünmeden konuşmayan ve adım atmayan millet diye bilinen manavlar kendi halinde sessiz, hoşgörülü, barışçıl bir yapıya sahip. Manavlar farklı kültürlerle birleştiren olarak görülüyor. Anadolu'ya ilk yerleşen Türklere verilen addır. Sayıları 2 milyon civarında. 21 ilde yoğun olarak bulunuyorlar. Sakarya Kocaeli, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik başlıca yaşadıkları iller Çanakkale, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Manisa, İzmir, Antalya, Manavgat, Konya, Afyon, Karahisar, Uşak, Kütahya, Bolu, Ankara, Nallıhan, Kastamonu, Mersin, Isparta gibi illerimize yerleşmişlerdir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun Çermik ve Çüngüş ilçelerinde de bulunuyorlar. Manav sözcüğünün Türkistan'daki Kazak, Kırgız ve Sibirya'daki Yakut Türklerinde kullanılan koruyucu, soylu kişi ve boy beyi anlamına gelen Manap ve Manag'dan geldiği sanılıyor. Eski Türkçede V sesinin olmamasından dolayı manap sözcüğündeki P ve manak sözcüğündeki G sesinin yumuşayarak manav sözcüğünün ortaya çıktığı düşünülüyor. Orhun kitabelerinde de rastlanan manav kelimesi bey anlamına geliyor. Batı Anadolu yöresine manavların ilk yerleşiminin 1291 tarihinde olduğu biliniyor. Ayrıca Yıldırım Beyazıt döneminde İstanbul'un alınması amacıyla yapılan kuşatma kaldırılırken yapılan anlaşma gereği Sirkeci'de bir Türk mahallesi kurulması şartına uygun olarak Göynük ve Taraklı'dan 760 hane manav İstanbul'a yerleştiriliyor. Yani İstanbul'a yerleştirilen ilk yerli Türklerin bu yöreden giden manavlar olduğu çeşitli kaynaklarca da doğrulanıyor. Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerleri kendi yurdu yapmak amacıyla manavları yerleşik kültürlerinden dolayı bu bölgelere yerleştirdiği sanılıyor. Çünkü yerleşik bir kültür formuna sahip olan manavlar yerleştirildikleri her bölgede hemen kurulu düzene geçiyor. Ayrıca yerleşik bir yaşam anlayışını benimseyen bu topluluk üyelerinin bu alanlarda toprağı işlemesi, tarımla uğraşması, arazilerin boş kalmamasını da önlüyor.